Değerli başkan yardımcım, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli belediye başkanım, AK Parti camiasının değerli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, asrımızın güzide temsilcileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlere ve bizlere olsun. Bugün burada bizleri böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmek için bir araya getiren Teçöven teşkilatımıza, huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Yurtumların hazırlanmasında katkı veren iş adamlarımıza, Teçöven'e kardeşlerimize hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, az önce benim ilçe başkanımızla ifade ettiler. Çok kısa bir zamanda 1-2 tır yardım toplayabileceklerini düşünürken 5 tır yardımı toplamak bir şeyin göstergesi. O da Türk milletinin ne kadar hamiyetperver olduğunu, ne kadar yardımsever olduğunu, mazlumun, mağdurun, garibanın yardımına koştuğunu, mazluma mağdura kucak açtığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Son yıllarda çevremizde yaşanan acılar neticesinde ülkemize gelen pek çok kardeşimiz oldu. 3 milyon üzerinde insana bu millet kucak açtı, onlara etkilendi, onlara ev sahipliği yaptı, onlara yar oldu, kardeş oldu, dost oldu, yardımına koştu, kucak açtı. Şimdi Suriye'de, Halep'te son günlerde çok büyük acılar yaşandı. Orada büyük katliamlar yaşanıyor, kıyımlar yaşanıyor ve oradan işte çıkanlar kardeşlerimiz, sağa sola giden kardeşlerimize yine Türk milleti kucağını açtı, yardım elini uzattı, Türkiye'nin dört bir yanında seferlerini başlattı ve işte bunun bir göstergesi olarak da buradan Teçöven'den de bu yardım tırlarımızı inşallah Suriye'ye, İdlib'e inşallah kardeşlerimiz götürecekler. Değerli kardeşlerim, İslam coğrafyası son yıllarda 2011 yılından bu tarafa büyük bir meydan okumayla karşı karşıya. İşte 2003 yılında Irak'ta Irak'ın işgal edilmesiyle başlayan süreç devletlerin çöküşünü getirdi. Irak'ta devlet sistemi çöktü. Şimdi işte 2011'den bu yana Suriye'de devlet sistemi çöktü. Yemen'de, Libya'da aynı şekilde bu sıkıntılarla karşı karşıya. Bu devlet sisteminin çökmesiyle birlikte kaos ortamının oluşturmuş olduğu terör örgütleri ve çatışmalarla karşı karşıyayız. Bu yaşanan acılar hem o ülkelerde hissediliyor hem de komşu ülkelerde hissediliyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, İslam coğrafyası o 20. yüzyıldaki 1. Cihan Harbi'nden sonra Osmanlı'nın yıkılmasından sonra paramparça olmuştu ve 20. yüzyılı kaybettik hep birlikte. Şimdi yeniden 21. yüzyılda İslam coğrafyasının büyük bir meydan okumayla, büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu görüyoruz ve bunun bir neticesi olarak da özellikle de son yıllarda 2013 yılından itibaren Türkiye'nin de HDP konulduğunu, gezi olaylarıyla 17-25 darbe girişimiyle ve geçtiğimiz Temmuz ayı, yani 2015 yılının Temmuz ayı 22 Temmuz'dan itibaren Türkiye topyekun terör örgütlerinin saldırısıyla karşı karşıya geldi ve bunun neticesinde pek çok şehitlerimiz oldu. Bütün şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarda cennet eylesin. Gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir patlama neticesinde şehitlerimiz oldu. Bugün sabahta Kayseri'de yine acı bir haber aldık. Ve burada da askerlerimiz şehit oldular. Yaralarımız var. Yine bu şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve sağlık diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, şunu buradan çok net bir şekilde söylemek durumundayız. Her ne kadar Türkiye'yi hedefe koysalar da, Türkiye'yi yıkmak, bölmek, parçalamak isteseler de, bu millet Allah'ın izniyle bu ülkeyi öldürmeyeceğini, bu bayrakları indirmeyeceğini, bu ülkede insanları susturmayacağını 15 Temmuz gecesi nasıl
sonra da Allah'ın izniyle bu kararlarını gösterecek ve bu toprakları öldürmeyeceğiz diyorum. Ve bütün terör örgütlerini ve teröristleri lanetliyorum. Onlara buradan şunu söylüyorum. Kahrolacaksınız, yok olacaksınız ve inşallah cennetlerin dibinde hep birlikte boğulacaksınız diyorum. Bu millet size boyun eğmeyecek, bu millet size karşı koyacak ve bu millet sizin son neferinize kadar hepinizle mücadele edip hepinizle inşallah toprağa gömecek diyorum. Ve bu ülke teröre galip gelecek ve dimdik ayakta duracağız. Bu ülkeyi Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, dualarıyla öldürmeyeceğiz diyorum. Ben tekrar bu Keçiören Teşkilatımıza, kampanyamıza destek veren kardeşlerimize ve yardımcı olan Deniz Feneri Teşkilatımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 06 Kadirli Giresun Trabzon 30. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sana el açıyoruz. Sana boyun büküyoruz. Ya Rabbi, biz de Habibin ümmeti senin kulun olarak Ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Amin. İslam alemine yardım eyle. Amin. İslam alemine birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. İslam'ı hakim eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi.